Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir video ile karşınızdayım. Videomuzun başlığı mide yanmasına veya mide ekşimesine ne iyi gelir? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle mide yanmasının veya mide ekşimesinin bu ikisi de geçiyor bu kavram için. Aslında benzer kavramlar yani tanımlar. Ee, ne olduğundan bahsedelim. Şimdi yemekleri yediğimiz zaman buradaki yemek borusuyla midemize iniyor. Yemek borusuyla mide arasında bir tane de kapakçık var. Yani bu bildiğiniz gerçekten kapak. Hani bir kavanozun kapağı gibi düşünebilirsiniz. E ee, orada bir kapakçık var. Bu kapakçıktan eğer midedeki asit yukarıya geçerse ne oluyor? O bölgede gerçek anlamda bir yanma meydana getiriyor. Çünkü asit nedir? Biraz daha vücudumuzda yani midemizden yukarıya çıktığında hissettiğimiz bir bir olaydır. Dolayısıyla bu yukarıya doğru geliyor. Bu ağza kadar da gelebilir. İnsanları gerçekten rahatsız ediyor ve yaşam kalitesini düşürüyor. Yemek yedikten sonra yatmak veya uzanmak veya eğilmek Bunlar mide yanmasını ve mide ekşimesini artırabilir. Yine bunun yanında sindirimi zor besinler, yağlı ve baharatlı besinler de yerseniz bunlar da mide yanmasını ve mide ekşimesini artırabilir. Bir de bunun yanında şundan da bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu uyarmak istiyorum. İşte süt için, karbonatlı su için veya bazı bitki çaylarını için gibi Böyle tavsiyelere asla kulak asmayın. Size eğer doktorunuz herhangi bir şey tavsiye etmiyorsa yani hekiminiz bu tür şeylerden mutlaka uzak uzak duralım. Şimdi biz neden bu tavsiyelere uymamalıyız? Neden doktorun tavsiyesini almalıyız? E, bunun öneminden bahsedeceğim. Şimdi bu mide yanması veya mide ekşimesinin aslında öncelikle nedenini tespit etmeliyiz. Çünkü bir sürü hastalıktan kaynaklı olabilir. Dolayısıyla bir şeyi size biri önerirken aslında nedeni o olmayıp da midenize daha da zarar verebilir. O yüzden önce ne yapacağız? Bir doktora başvuracağız ve bu hastalığımızın tanısını alacağız. Bunların nedenlerinden de hemen başlayalım. Yani şimdi Midede, e, midede bunu oluşturan rahatsızlıklar nelerdir? Birincisi gastrit hastalığıdır. Gastrit dediğimiz hastalık mide mukozasının, midedeki yapının, mide iç duvarının iltihaplanmasıdır. Bu da mide asidinin artmasına neden olur. Yani olması gerekenden fazla asit oluşacaktır. Bu mideye hem zarar verir hem de yemek borusuna yukarı doğru yemeklerden sonra kaçtığı zaman o bölgede mide yanması yapabilir. Genellikle bunda bulantı, kusma, iştah kaybı, Görülür. Dolayısıyla ne olacak eğer gastritiniz varsa ona göre tedaviniz ve ilaçlarınız farklılaşacaktır. Şimdi buna neden olabileceği ikinci rahatsızlık da reflüdür. Reflü nasıl meydana gelir? Daha demin bahsettiğim gibi yemekleri yediğiniz zaman yemek borusundan mideye geçer. Orada bir kapakçık var. Bu kapakçığın bozulması... Sonucunda ne olur? Reflü ortaya çıkar. Yani siz yemek yediğiniz zaman midedeki asidi besinleri tutan kapak bozulmuştur. Dolayısıyla kapak açılıp oradaki kapak dediğim şey aslında bir kas yapısı. Orası açılıp yemekler yemek borusundan yukarı doğru ağza boğaza doğru gelebilir. Bu da gastritten tamamen farklı. Gastritte bir iltihaplanma vardı. Bunda da kapakta bir bozulma var. Dolayısıyla yine tedavisi değişir. Reflüde ne tür belirtiler olur? Bu diğerinden tamamen farklı ses kısıklığı olur, öksürük olur ve boğaz ağrısı olur. Bunlar olduğu zaman midenizde yanma ve ekşime de varsa reflüden şüphelenebilirsiniz. Üçüncü hastalıkta da helikobakter pylori dediğimiz bir bakteri türü var. Bu bakteri türü midede yaşar ve dolayısıyla midenin midenin rahatsızlanmasına neden olabilir. Bunda da yine doktorlar antibiyotik vererek bunun tedavisini yapmaktadırlar. Dördüncü hastalıkta da mide kanseri. Bu bunda da mutlaka doktor tanısıyla tedavisinin yapılması gerekir. Peki mide yanmasına ne iyi gelir? Biraz da bundan bahsedeyim. Öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenmeliyiz. Yani ideal kilomuzda olmalıyız. Beslenmeye bağlı olduğu zaman bu tamamen sorunu çözebilmektedir. Bunun yanında dar kıyafetlerden uzak durmalıyız. Örnek veriyorum çok dar bir pantolon giydiniz ve bu bölgeyi sıkıyor. Dolayısıyla size zarar verecektir. Bunun yanında sigara ve alkolden kaçınmalıyız. Bu ikisi mide ekşimesini ve mide yanmasını ciddi oranda tetiklemektedir. Ee, yine yemeklerden 3 saat sonra, 3 saat boyunca uzanmamak, yatmamak ve eğilmemek lazım. Şunu ben çok fazla örnek veriyorum. Yemek yiyoruz ya hemen kalkıyor işte bulaşık makinesini dizmeye başlıyoruz. Şimdi ne oldu? Yat e, Dikey konumda bir sıkıntı yok ama eğildiğiniz zaman oradaki mide kapakçığı biraz daha bozulacaktır. Ve sürekli mide asitinin besinlerin yukarı kaçmasına neden olacaktır. O yüzden ne yapacağız? Buna dikkat edeceğiz. Yine son olarak da yatarken... Mutlaka yüksek yastıkta yatmak, hatta reflü yastığı diye yastıklar var. Hani kullananlar faydasını görenler var mı bilmiyorum ama mantık olarak ne olacaktır? Yemek borusunun biraz daha rahatlamasını sağlayacaktır. Yani düz konumda yattığınız zaman biraz daha yemekler geriye gelebilir ama şöyle hafif eğimli yattığınız zaman vücudunuz, mideniz daha rahat olacaktır. Bunlara dikkat ederseniz çok faydasını göreceksiniz. Şimdi tabii ki artık diyetisyen olarak benim alanıma geliyoruz. Biraz da size sağlıklı ve dengeli beslenmekten bahsetmiş olacağım. Şimdi mide yanması veya mide ekşimesi yaşıyorsanız beslenmenizde neleri değiştirmelisiniz onlardan bahsedeceğim. Birincisi alkol tüketimini mümkünse e, sınırlandıralım hatta hiç tüketmeyelim. Çok fazla sevenler olabilir ama onlar da 2 haftada bir tüketsinler ve miktarını çok tutmasınlar. Tabii ki mümkünse tüketmemek en doğrusu. İkinci olarak da çay ve kahve tüketimini kesinlikle tamamen bırakmak. Çünkü bunlar gerçekten mideye çok fazla zarar veriyor ve mide ekşimesini yanmasını tetikliyor. Bunlardan uzak durmalıyız. Bunun yanında evde yaptığımız pişirme yöntemlerini mutlaka değiştiriyoruz. Kızartmak, yağda kızartmak yerine fırında veya haşlama veya tencere yemeği yaparak değerlendirmeliyiz. Şimdi dördüncü olarak da paketli ürünlerden uzak duruyoruz. Bunlar genelde abur cubur türü besinler oluyor. Çünkü bu tür besinler içerisinde çok fazla katkı maddesi ve koruyucu madde var. Bunlar da midenizin yanmasını, ekşimesini artırıyor. Aslında bu paketli ürünler dolaylı yolla mideye şöyle de zarar veriyor. Şimdi paketli ürünü yiyen insanların kilo almaması yani abur cubur yiyen insanların kilo almaması neredeyse kaçınılmaz. Çünkü bunlar tamamen yapay besinler. Kilo aldığınız zaman da vücudunuzdaki birçok dinamik bozuluyor ve metabolizmanız bozuluyor. Bu da bir yandan hiç mide rahatsızlığı yaşamama, yaşamayan birisinin bile mide rahatsızlığı yaşamasına neden olabiliyor. Yani sağlıklı bir besini fazla yemekle abur cubur yemek arasında çok fazla fark var. Beşinci olarak Baharatlardan uzak duruyoruz. Özellikle işte bu karabiberdir, pul biberdir. Bunlar da midenin yanmasına neden oluyor. Örnek veriyorum çok akut. Yani çok fazla bir rahatsızlığınız var. Gerçekten ne yeseniz midenize dokunuyor. Şöyle yapabilirsiniz. Yoğurt artı haşlama kabak gibi veya haşlama brokoli gibi. Yani ne yağ olacak, ne soğan olacak, ne salça olacak. Böyle bir şeyle belli bir süre gidebilirsiniz. Yani baharat olmadığı zaman ne olacaktır? Mideniz biraz daha rahat edecektir. Altıncı olarak da yemeklerdeki baharatı azalttığımız gibi mutlaka salçayı da azaltıyoruz. Özellikle biberde çok fazla asit var. Biber salçasında. Domateste de biliyorsunuz domate, domatesteki asitten dolayı yoğunlaştırılmış bir asit var. Bu da ne yapacaktır? Midenize zarar verecektir. Mümkünse aşırı rahatsızlığınız varsa domates ve biber salçasından belli bir süre vazgeçiyoruz. Sonrası zamanlarda da hep az oranlarda kullanıyoruz. Yedinci olarak da yemeklerdeki sıvı alımını azaltmak. Yani yemeklerle birlikte midemizi dolduracak ve mide kapağının açılmasına, midenin aşırı dolmasına neden olacak sıvılardan uzak duruyoruz. Bunlar genellikle çorba mesela iki kase çorba içmeyin yarım kase çorba için veya su içmek yemek anında su içtiğiniz zaman aynı zamanda midenizi rahatsız edebilir ve böyle kola gibi gazoz gibi asitli içeceklerden de uzak duruyoruz. Bazı kişilerde şunu çok fazla duyuyorum. Su içtiğiniz zaman mideniz bulanıyorsa muhtemelen midede bir rahatsızlığınız var. Mutlaka bunu kontrol ettirin. Sekizinci olarak da gün içerisinde iki öğün yemek yani mideyi uzun süreler aç bırakıp çok fazla yüklenmekten ziyade 3 ana öğün, 3 ara öğün yapmak. Çünkü burada bizim temel şeyimiz mideyi biraz rahatlatmak ve midenin aşırı dolmasını, mide kapağının zorlanmasını istemiyoruz. O yüzden az az sık sık besleneceğiz. Mideyi fazla doldurmamış olacağız. Geldik 9. Dokuzuncu önerimize. 9. su da en önemlisi. Şimdi mideyi tetikleyen besinler var. O umarım buraya kadar dinlemişsinizdir. Bunlar hangileri? Portakal, mandalina, kivi, yeşil biber, maydanoz, bunun dışında baharatlardan nane, pul biber, turşu, paketli salamura ürünler, pastırma, soğan, sarımsak bu tür besinle çay kahveyi saymıştım. Onlar da sayılır. Bu tür besinleri yediğiniz zaman o anda mide ağrısı yaşayabilirsiniz. Çünkü içerdiği asit nedeniyle mideye zarar veren bu besinleri beslenmenizden çıkarmalısınız. 10. ve son önerimiz salamura ve konserve tür ürünlerden uzak durmak. Şimdi konserve ürünleri düşün işte konserve bezelye çok fazla koruyucu maddesi ve tuz içeriyor veya onun dışında mantar gibi yani besinleri biraz daha uzun süre beklemiş, koruyucu katkı maddeli değil de tamamen mantarı aldın, pişirdin. Çok fazla paketli ürün yani kavanozun içerisine girmesini istemiyoruz. Böyle besinleri tükettiğiniz zaman midenizin zarar gördüğünü görüyoruz. Zaten burada dikkat edeceğiniz şu. Size 10 tane öneriden bahsettim. Genel olarak çok sağlıklı beslenmeliyiz. Az az sık sık yemeliyiz ve ideal kilomuza inmeliyiz. İdeal kilonuza indiğiniz zaman eğer mide rahatsızlığınız geçiyorsa demek ki tamamen beslenmeye bağlı. Ama bu dediğim her şeyi yaptınız ve biraz faydası oldu hala sıkıntınız varsa mutlaka bir doktora başvuruyoruz ve tanımızı koyduruyoruz. Şimdi benim de ofiste direkt mide rahatsızlığı için gelen danışanlarım olmuyor ya da biz öyle çok fazla kabul etmiyoruz. Çünkü dediğim gibi önce tanı olacak ve ondan sonra beslenmesi olacak. Ama şunu çok görüyoruz hani kişi diyor ki hocam artık o kadar kilo aldım ki hiçbir şeyi sindiremiyorum. Hazımsızlık yaşıyorum. midem ağrıyor. Doktora gittim. Bana ilaç verdi ve kilo vermemi söyledi. Dolayısıyla ne yapacağız? Eğer kilonuz varsa zayıfladığınız zaman midenizin rahatladığını ve belki de problemi tamamen ortadan kalktığını göreceksiniz. Veya eğer gerçekten bu hastalıklara bağlıysa ve ilaç kullanmanız gerekiyorsa iyi beslendiğiniz zaman belki de ilacınızın dozu azalacak. Yani sizi rahatsız etmeyecek bir doza gelecek. Böyle takipçilerim varsa diyette işte kilo aldığı zaman eğer kilosunun mi, kilo aldıktan sonra midesine rahatsızlık varsa ve kilo verince geçmişse bu tür şeyler yaşıyorsanız mutlaka yorum olarak aşağıya yazın ki ben de bunları görmüş olayım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.